farkında bile değil. Adama diyorsun ya gıybet etme, ne gıybet ediyor ya, ben olanı konuşuyorum diyor mesela. Bakalım olanı konuşmak gıybet miymiş değil miymiş? Olanı konuşmak haram mıymış değil miymiş? Şimdi gıybetin ne olduğuna dair örnekler. Hazreti Ayşe annemiz bir keresinde Resulullah Efendimiz Hazreti Safiye'den bahsedince, Hazreti Safiye de Resulullah Efendimiz'in hanımı, Hazreti Ayşe de Resulullah Efendimiz'in hanımı. Resulullah Efendimiz'in hanımlarının arasında da böyle ufaktan bir kıskançlık krizleri falan da olurmuş yani. Bayağı kitaplarda bununla alakalı rivayetler var. Efendimiz'in hanımları arasında da böyle küçük sürtüşmeler olurmuş yani. Şimdi Hazreti Ayşe annemiz tabii istiyor ki, yani Resulullah Efendimiz paylaşılamayacak bir varlık yani. Resulullah Efendimiz paylaşılamayacak bir insan. Hep herkes istiyor ki benle birlikte olsun sürekli. Hep istiyorlar benle birlikte olsun. Yani şimdi Ayşe annemiz Hazreti Safiye annemiz için diyor ki, ya Resulullah diyor Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Safiye'den bahsedince, ama ya Resulullah diyor Safiye'nin boyu kısa değil mi? Safiye'nin boyu kısa değil mi? Şimdi Hazreti Safiye annemizin boyunun kısa olması güzelliğine gölge düşünmüş. Boyunun kısa olması. Şimdi boyu kısa değil mi deyince Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, ya Ayşe öyle bir söz söyledin ki o sözü denize atsan denizi kirletirsin. Bak o lafı denize atsan denizi kirletirsin. Subhanallah. Geldi bir tane kadın, yabancı bir kadın Efendimiz'e şey soracak, bir fetva soracak. Kadının etekleri biraz uzunmuş, herhalde yere mi sürtüyordu nasılsa Ayşe annemizin dikkatini çekiyor. Kadın fetvasını aldı, sorusunu sordu, fetvasını aldı ve kadın gitti. Tamam mı? Kadın gitti. Kadın gittikten sonra Ayşe annemiz buyurdu ki, ya Resulullah dedi ya, kadının etekleri de ne kadar uzundu öyle. Bak kadının etekleri ne kadar uzundu öyle deyince Ayşe annemiz tükür buyurdu. Tamam mı? Tükür. Ayşe annemiz tükürünce ağzından et parçası çıktı. Görüyor musun? Ağzından et parçası çıktı Hazreti Ayşe annemizin tükür deyince. Subhanallah. Yani olanı konuşmak ne? Mesela bir tane sahabe vardı. Bir sahabe. Zayıf biraz. Zayıf biraz, çelimsiz. Mübarek. Ama böyle güçsüz bir sahabe. Şimdi sahabeler buyuruyorlar ki onun için, ya Resulullah diyorlar, bu adam var ya, kendisine yedirilmedikçe yiyemez. Yani birisi ağzına tutmadıkça kendi karnını bile doyuramaz. Bineğine bindirilmedikçe de bineğine bile binemez. Yani devesine bile, atına bile birisi yardım etmedikçe binemez yani. O kadar aciz birisi diyerekten biraz küçük görmekle beraber öyle konuşuyorlar. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor onlara? Kardeşinizi gıybet ettiniz. Onlar diyorlar ki, ya Resulallah biz onda olmayan bir şey konuşmadık. Biz onda olan bir şey konuştuk. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, kardeşinizin hoşlanmayacağı bir şeyi onda olsa da arkasından konuşmak gıybettir. Eğer olmazsa iftiradır. Adamın hakkında konuşuyorsun. Adamın hakkında konuşuyorsun. Eğer ki o adamla konuştuğun şey yoksa ne oldu bu? İftira oldu. Ama adamda konuştuğun şey varsa ne oldu bu? Bu gıybet oldu. Adamın hakkında konuşmak oldu. O yüzden çoğu insan bunda yanılıyor. Biz ona konuşuyor, ona konuşuyor. Bir de adamı uyarıyorsun, tamam mı? Diyorsun ki ya gıybet etme. Aman canım, sana kalsa zaten hiç konuşmamak lazım. Aman canım, hiç konuşmayalım bak. Demek ki sen hep gıybet ediyorsun ki gıybeti kesince hiç konuşacak lafın kalmıyor. Demek ki senin lafın, Ahmet şunu yaptı, Mehmet bunu yaptı, Ayşe bunu yaptı, Fatma bunu yaptı. Demek ki senin şeyin bu. Tamam mı? Demek senin işin gücün bunları konuşmak ki gıybeti kesince konuşacak bir şeyin kalmıyor. Yani senin demek hayır kelamından hiç nasibin yok. Hep böyle zararlı muhabbetler. Aman ya Rabbi. Kimisi şey olmuş, meslek edinmiş bu işi. Tamam mı? Evet. O yüzden peki ne yapsak? Yani gıybeti nasıl bıraksak? Bu gıybeti nasıl bırakmak lazım? Nasıl bırakmak lazım? Gıybet edenlerin başına gelecek olan, yani gıybetin çirkinliğini bilirsek, gıybetin ne, yani ne denli çirkin bir şey olduğunu, Allah katında ne demek olduğunu bilirsek, gıybete karşı dilimiz belki dönmez. Yani gıybet hemen aklımıza gelir, bir geri vites yaparız belki. Şimdi gıybetin çirkinliğine bak. Bak şimdi. Enes bin Malik anlatıyor bunu. Radiyallahu anh. Ebu Davud'da geçiyor bu hadis. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına oruç tutmalarını emrettiler. Oruç tutmalarını emrettiler. Ama
Ekstra bir şey var. Ben müsaade etmedikçe kimse iftar etmesin. Ben müsaade etmedikçe kimse iftar etmesin. Şimdi akşama kadar sahabe oruç tuttular. Akşam olunca geliyorlar. Ya Resulallah ben bugün oruçluydum. Müsaade eder misiniz iftar edeyim? Peki sen iftar et. Başka bir sahabe geliyor. Ya Resulallah ben de iftar edebilir miyim? Peki sen de iftar et. Başka bir sahabe geliyor. Ya Resulallah ben iftar edebilir miyim? Tamam. Sen de iftar et. Tamam mı? Ondan sonra bir tane sahabe geldi. Dedi ki ya Resulallah dedi. Falanca dedi iki tane genç kız var. Bunlar da oruçlularmış. Utanıyorlar, sıkılıyorlar sizin yanınıza gelip izin istemeye. Müsaade eder misiniz onlar da iftar etseler? O zaman Resulullah Efendimiz buyuruyor ki onlar çoktan iftar ettiler. Bak onlar çoktan iftar ettiler. O zaman kızlara gidiyorlar. Diyorlar ki siz çoktan iftar etmişsiniz. Onlar geliyorlar Resulullah Efendimiz ya Resulullah biz iftar etmedik. Biz akşama kadar oruç tuttuk. Resulullah Efendimiz onlara ne buyuruyor? Bir tane çanak getirtiyor. Tas. Çanak. Çanağı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızların birisinin ağzının kenarına getirtip kus bakalım diyor. Ve kızı kusturuyorlar. Bak şimdi kız kusunca ne oluyor biliyor musun? Kız kustu, ağzından irin kan ve et parçası çıktı. Çanağın yarısı doldu. Çanağın yarısı doldu. Öbür kıza dediler ki sen de kus. O kız da kustu. O kızın da ağzından yine kan, çiğ et ve pıhtılaşmış şey kan çıktı. Tasın tamamı doldu. Ve Resulullah Efendimiz buyurdu ki işte bu ikisi helal şeylere karşı oruçluydular ama harama karşı değildiler. Yani bunların ikisi helale karşı oruç tuttular. Şimdi helal olan nedir? Helal olan yemek, içmek helal değil mi? Helal, ekmek, su helal. Ama öyle ki helal ama ne yapıyorsun? Oruca niyetleniyorsun. Ben Allah için sabredeceğim. Helal olan şeylerden de el çekmek suretiyle Rabbimin rızasını kazanacağım diyerek de oruca niyetleniyorsun. Helal olan şeylerden oruç tuttular. Amma ve lakin ne yaptılar? Allah'ın haram etmiş olduğu gıybetle oruçlarını bozdular. Gıybetle oruçlarını bozdular. Bir araya geldiler de insan eti yediler buyuruyor Resulullah Efendimiz. İkisi beraber insan eti yediler. Görüyor musun? İnsan eti. Subhanallah. Şimdi adam diyorsun ya bu yamyamlar var ya et yiyormuş. Ulan nasıl et yiyelim ya? İnsan eti yiyelim ya. Ulan sen akşama kadar insan eti yiyorsun. Sen akşama kadar insana, sen yamyamdan betersin yani. Tamam mı? Gıybet edenler yamyamdan beterdir. Tamam mı? O hem de ölmüş kardeşin etini yiyorsun. Yamyamlar yine kokmuş et yemiyorlar. Yamyamlar yine taze insanı tutuyorlar. Taze taze. Kesiyor böyle taze taze. Ondan sonra tamam mı? Yapıyor pirzolasını, bifteğini kızartıp yiyor. Tamam mı? Taze yiyorlar yamyamlar. Ama sen ölmüş kokmuş bir de kardeşinin etini yiyorsun. Şimdi sen yamyamdan beter misin değil misin? Yamyamdan betersin. Evet. O yüzden oruç. Ha şimdi Ramazan geliyor. Şimdi Ramazan geliyor. Millet akşama kadar oruç tutacak. Su içmeyecek, yemek yemeyecek, sigara içmeyecek, sakız çiğnemeyecek. Ama velakin çene akşama kadar çene akşama kadar durmayacak. Tamam mı? Çene durmayacak akşama kadar. Beş şey oruçluya iftar ettirir buyurdu hadisi. Beş şey oruçluya iftar etti. Neymiş bu beşi? Bir. El gıybetü. Lafta şey birisinin arkasından konuşmak. Gıybet etmek. İki. Ve nemimetü. Ne o? Nemime yapmak. Söz taşımak. Laf taşımak. Geldin birisi geldi sana falanca senin hakkında şöyle Allah falan filan. Hemen laf taşıdı. Ondan sonra üç. Belki değil bu. Yalan konuşmak. Dört. Ve nazaru şehvetin. Şehvet nazarıyla çıplaklara bakmak. Tamam mı? Gözün akşama kadar fırıl fırıl. Sen oruçluyum zannet. Ondan sonra beş. Beşincisi ne? Yalan yere bir de yemin etmek. Yalan yere yemin edersen, gözün çıplaklara bakarsa, ondan sonra yalan konuşursan, gıybet edersen, söz taşırsan, sen ne yapmış oldun zaten? Sermayeyi kediye yükledin. Oruçtan sevap falan kalmadı. Ha şu manadadır. Fıkhi olarak bir adam yalan konuşsa orucu bozulur mu? Yani bu hani yemek gibi içmek gibi bozulur mu? Öyle bozulmaz. Buradaki mana nedir? Yani sen yalan konuştun. Aa ben yalan konuştum. Orucum gitti. Yiyin bari. O zaman cezaya girersin. Öyle değil. Ama yalan konuştun, gıybet ettin, söz taşıdın veya çıplak birisine baktın. Ne oldu? Orucun bütün sevabı gitti. Akşama kadar aç duracaksın. Sadece sana niçin oruç tutmadın, niye Allah'ın emrini yapmadın diye azap edilmeyecek. Yani orucu tuttu mu tuttun. Ama orucun karşılığında bir şey
Yani işe gittin mi gittin. İşe gitmezsen ne yapıyorlar seni? İşten atıyorlar mı? İşe gitmezsen işten atarlar. Nasıl atmazlar mı seni? Yani işe gitmeden adamı ne yapıyorlar? İşten atıyorlar. Ama sen şimdi işe gidiyorsun. İşe gittiğin için seni işten atmıyorlar. Ama öyle ki sana maaş para vermiyorlar. Yani işe gidiyorsun ama işte çalışmıyorsun. İşe gidiyorsun çalışmıyorsun. Sadece orada görünüyorsun yani. Ama bir şey üretmedin. Bakıyorlar ki sen hiçbir şey üretmemişsin. Bir şey yapmamışsın. Tamam mı? Sana para maaş yok diyorlar. Ama tamam sürekli geldiğin için de seni de işten atmıyoruz. Bunun gibi yani misal. Velhasıl o yüzden dikkat etmek lazım. Şimdi oruçluyken asıl önemli olan haramlara da oruç tutmak. Yani haramlara dikkat edeceksin. Sonra Resulullah Efendimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Cehennemde dört kimse cehennem su ile ateş arasında feryat edip koşacaklar. Öyle azap çekecekler. Öyle azap çekecekler ki o azaplarından ötürü öyle feryat edecekler. Bak o kadar feryat edecekler. Onların feryadı cehennemlikleri bile telaşa düşürecek. Şimdi adam cehennemde yanıyor zaten. O gıybet edenlerin, o söyleyeceğim şimdi, o dört kimsenin azabının feryadından ötürü adam rahatsız oluyor. Cehennemde adam yanıyor, bir de diğer azap çekenlerden rahatsız oluyor. O kadar bağırıyor yani. Kimmiş peki bu dört kimse? Bu dört kimse, birincisi ateşten kapalı tabutun içinde. Ateşten kapalı tabut. Ondan sonra öbürü bağırsakları yerde sürünüyor. Öbürü irin ve kan kusuyor. Öbürü kendi etini yiyor. Kendi etini. Kimmiş bunlar? Birincisi ateşten tabutta azap görerek cehennem ehline eziyet veren. Kimmiş bu? Bu kul hakkıyla ölmüş. Kul hakkıyla ölmüş. Ondan sonra ikincisi bağırsakları yerde sürünen. Bu kimmiş? İdrardan sakınmazmış. İdrar. Üzerine idrar sıçratılmış. Üçüncüsü irin ve kan kusanın suçu. Bu da çirkin, müstehcen laflardan hoşlanılmış. Çirkin laflar, müstehcen laflar. Kimi bunlardan çok hoşlanır. Böyle belaltı muhabbetlerden, çirkin, müstehcen kelimelerden. Sürekli ağzında küfür. Tamam mı? Aman yarabbi. Askere bir gittim, herkes küfür ediyor. Herkes, komutanından, erinden. Adam benimle konuşurken küfürlü konuşuyor. Yani bana küfür etmiyor da. Benimle konuşurken böyle küfür kelimelerini cümle içinde kullanıyor. Ya diyorum sen ne biçim konuşuyorsun diyorum ya. Oho diyor sen takarsan diyor askerliği bitmez diyor. İyi dedim bari yani. Hey birbirimize sövelim yani. Ne güzel. Adam diyor oho diyor takarsan diyor bunlara diyor askerliği bitmez. Ya ne kadar rahat yani. O ona küfür ediyor, ona küfür ediyor falan. Subhanallah. Evet. Müstehcen kelimeler, çirkin kelimeler. Konuşmak. Dördüncüsü kendi etini yiyen. Kendi etini yiyen. Bunun suçu neymiş? Bu da insanları çekiştirir, gıybet eder. Bir de İnsanlara söz ulaştırarak birbirini birbirine düşürmüş. Bak görüyor musun? Arkadan çekiştiriyor. Milletin ayıbını açıyor. Ayıbını gördü ya hemen paparazzi. Ondan sonra gıybet ediyor. Hemen onun bunun arkasından konuşuyor. Bir de insanlar arasında laf getirip götürerek insanların arasını açıyor. Ya subhanallah insanların arasını düzeltmek. Bak ne buyuruyor hadis-i şerifte? Size namazdan sonra en kıymetli amelin, en kıymetli ibadetin ne olduğunu söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah. İki küskün, dargın kardeşin arasını bulmaktır buyuruyor Resulullah Efendimiz. İki dargının arasını bulmak, farz namazdan sonra en kıymetli, Allah'ın en sevdiği amel. İki dargının. Ve bu iki dargın kimsenin arasını bulmak için yalan söylemeye bile müsaade var. Bak yalan konuşmaya bile. Diyelim ki iki kişinin arası bozuk. Gideceksin diyeceksin ya falanca var ya senin hakkında şöyle şöyle konuşuyor ya. Seni bir met ediyor bir met. Halbuki hiç alakası yok. Ama böyle yalan konuşmak caizdir. İki kişinin arasını bulmak için yalan konuşmak nedir? Caizdir. Evet. Ben de bizim tanker.